Evet kıymetli dostlar, kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri ve bu videoyu ilk defa izleyen kişiler. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayan kişi Fenerbahçeliyim demesin. Sokakta gezinirken desin ki ya desin ben ayıp ettim adama desin. Yok yok şaka arkadaşlar kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimseyi şantajlamıyoruz. Seven, gönülden Fenerbahçeli olan herkes kanalımıza abone olabilir. Abone olmanızdan da gurur ve şeref duyarız. Şimdi Fenerbahçe'de İşler karışık. Siz bu videoyu muhtemelen 24 Haziran'da izleyeceksiniz tahminime göre. Çünkü 23 Haziran akşam saatlerinde çekiyorum. Ve kendimden emin bir şekilde çekiyorum. Niye? Ee, bu videoyu çektiğim saat söylemekte büyük cesaret ister. Sebebi de şu. Ben bugün teknik direktör kapı bekliyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'de teknik direktör açıklamasını bugün bekliyorum. Onu belirteyim. Şimdi teknik direktör adayı. Hocam Abdullah Avcı mı? Abdullah Avcı'nın kendine sormuşlar. Şu an gündemde Fenerbahçe milli takım söylentileri var demişler. Hani bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım falan demiş. Ya Abdullah Avcı isminin Fenerbahçe ile anılması bile bir hata. Yönetim taraftarı karşısına almak istemiyorsa, FETÖ'cü etiketi yemek istemiyorsa zaten Abdullah Avcı'yı getirmez. Valla Sercan Amzoğlu da diyor hani adaylar arasında diye ama benim e, kaynaklarıma göre benim duyumlarıma göre Abdullah Avcı'nın esamesi okunmuyor. Onu söyleyeyim. Ha şunu da söyleyeyim. Büyük PR kasıyor bazıları. Yani avcıyı Fenerbahçe'nin başına geçirip hani avcı güzellemesi yapmaya çalışıyorlar. Geçin bunları. Bu arada Caner Erkin'in Nefçi Bakül anlaşma sağlamış. Önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyormuş. Onu da söyleyeyim. Yani Caner Erkin de Nefçi Bakül hayırlı olsun. Yoksa az kalsın bize şey yapın. Fenerbahçe'de hocam İsmail Kartal. İbre İsmail Kartal'da. Görüşmeler İsmail Kartal'da. Yani artık teknik direktörlük konusu netleşti gibi oldu. Ee, İsmail Kartal ismi artık ağırlık kazandı. Geri sayıma başlanıldı. Ben niye bugünü işaret ediyorum? Bugün açıklandı açıklandı. Açıklanmadı. Çok büyük sıkıntı ya. Ya bak şimdi transferde arkadaşlar düşünsene Wilfred Zaha'yı almak istiyorsun. Zaha'ya diyorsun ki gel bize. O da diyor ki kim çalıştıracak? Nasıl bir sisteminiz var? Eee şey eee sen gel birini buluruz illaki dersen elin adamı sana başka tarafıyla güler. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela Jose Mourinho ile falan görüşeceksin. Diyeceksin ki bak ben görüşüyorum. Kandıracaksın. İsmail Kartal'a ibre döndü. Bunu konuştuk. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi artık geri sayma geçildi. Yönetim toplantı yaptı. Yönetimdeki kişilerin hepsi İsmail Kartal dedi. Bir tek kişi bile hani e, ben görüyorum sosyal medyada Falanca şunu dedi, Filanca bunu dedi, o şunu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi. Yo, hepsi İsmail Kartal dedi arkadaşlar. Hepsi İsmail Kartal isminde birleştiler. Üç nedenden ötürü diyor İsmail Kartal. Neymiş o üç neden? E, kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atması. Yani yabancı isimlerle de konuşulacak diyor. Yabancı isimlerden Rui Vitoria ismiyle bir görüşün de olmaz sanırım. Şimdi transfer hedefi. Fenerbahçe'nin transferi. Ben bugün İsmail Kart... Hocam sürpriz bir şey olur mu? Hikmet Karaman, Aykut Kocaman. Ben Aykut Kocaman olmayacağına garanti veririm. Bunu Aykut Kocaman'ın kendisinden duyum olarak garanti veririm. Hikmet Karaman falan geçiniz. İvan Perisic'i transfer etmek isteyen, menajerlerle görüşmeye başlayan Fenerbahçe, tecrübeli isimle de anlaşarak taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. Sezonun bitmesine Riyan Kent'i aldı. Edin Ceko'yu aldı. Artık her haberde Kent ve Edin Ceko'yu bolca duyarız gibi geliyor. Niyeyse. Ivan Perisic Hırvat kanat oyuncusunu almak istiyor. Ve tecrübeli isimle de anlaşıp bu transferi bitirmek istiyor diyor haberde. Şimdi Perisic'e bakalım. 7 milyon euro piyasa değeri var. 34 yaşında isim. Lan adamlar zaten 2022'de almışlar. Orta sahanın solu 34 maç 1 gol 8 asist diyor ligde. Totalde 44 maç 1 gol 12 asist. Arkadaşlar hani boşta olanı varken kulübeyle olanı ben zannetmiyorum ya. Ben bana da söylentisi geldi ama ben buna inanmıyorum. Bu habere külliyen yalan diyorum. Çıkmazsa da çöpleyin la beni. Tamam mı? Kabul. boynum kıldan ince kabul. Bizim bomba hedefimiz Renato Sanchez. Renato Sanchez için Paris Saint-Germain'le görüşme aşamasındayız ve Ali Koç gerçekten özel bir çaba sarf ediyor. Ana sorulan soruyu size de aktarayım. Hocam Ali Koç Aziz Yıldırım bu kadar saydıktan, kaydıktan, e, bu kadar saydırdıktan sonra yıldız transferi yapar mı, yapmaz mı? Yani amiyane tabili, hani halk arasında bilmem ne gibi yapar var ya, mecbur yapmak zorunda. Mecbur 25 yaşında orta saha oyuncusu ister satın alma opsiyonlu kiralık ister normal kiralık. Renato Sanchez'i almak zorunda. Bak. Crespo için 7-8 milyon euroluk teklifler var. 6'dan başlayan opsiyonla hani bonuslarla 7-8'e çıkabilecek. Zayt. Sözleşme uzattı uzatma dedi. Uzatmasın. Vallahi bak Renato Sanchez gelecek ama Zayt gidecek desem herhalde. Hı. Hocam bana ne lan Zayt'tan? Zayt kim ki lan? Falan dersiniz. Ben söylüyorum. Bu çocuk kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Geçen sezon almışlar. 15 milyon euroya. E, ama 27 maç, 2 gol, 905 dakika. Aradığını bulamamış. Adamlar gönderme peşinde. Biz de ölü fiyatını alma peşindeyiz. Renato, Renato Sanchez Fenerbahçe'ye gelirse bir, ölü fiyatına iki, yani ölü fiyatına derken yıllık ücretini kastetmiyorum. Ölü fiyatına atıyorum 500 bin euro kiralama bedeliyle. 2 ölü fiyatına bonservis bedeliyle gelecek. Ya bir düşünsenize. Hani Allah için bir düşünün ya. Ya da dur en son da söyleyeyim. En son düşündüreyim. Livakovic eşiyle birlikte Türkiye'de tatil yaptığını söyleyenler var. 10 milyon euro serbest kalma bedelini istiyorlar ama önceliği Fenerbahçe değil Villarreal diyenler var. Arkadaşlar Altay Bayındır'a teklifler var. Ve tekliflerden bir tanesi 6 milyon Euro'dan başladı. 7 milyon Euro'ya çıktı. 12 verseler vereceğiz. Altay Bayındır'a teklif var. Şimdi ben size kabataslak sorayım. 12'yi Altay'a sattın. Livakovic'e 10 verir misin? Ben vermem. Livakovic değil. Volkan Demirel'in gençliği olsa yine vermem. 10 milyon Euro büyük para. Ne yapacaksın hocam? Ya sözleşmesi boşa çıkan hiçbir kaleci yok ya. Türk hiç mi karışık? Mesela Gökhan Akkan denenebilir. Hocam senin vizyonu sıfır. Lan kardeşim. Bak bir tane Türk oynatmak zorunda. Kaleyi emin ellere teslim et. İrfan Can Eğri var. Akarı yok kokarı yok. Bir şekilde oynatırsın. Gökhan Akkan olur. Hani tecrübeli isim olur vesaire olur vesaire olur. Al koy. Yani şu an en iyi Türk kaleci kim? Altay Tırt. Uğurcan Tırt bu sene. Tırt. Hani gidip de şey almazsanız. O yüzden e, ben olsam Altay'ı sata ben olsam stopere yatırırım parayı. Hayvan gibi böyle transfer market değeri 30-40 milyon euroluk stoperi 10 milyon euro alma ihtimali varsa ben onu 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 ona basarım. 10 milyon euroyu basıp onu alırım. Stoperini kütür kütür yap. Savunmanı kütür kütür yap. 18'e salayı mı satıyorsun? Sat. Git 10 milyon euroya, 15 milyon euroya bir stoper al. 10 milyon euro, 15 milyon euro ya da bir stoper al ya da Luan Perese full stoper yapacağım de. Böyle yap. Ben Livakov için geleceğine inanmıyorum. Fenerbahçe Lukas Gazal'ı aradı ve durumu hakkında bilgi aldı diyor Reşat. E, futbolcuyu arattırdım. 23 yaşında Brezilyalı bir oyuncu çıkıyor. İkincilik seviyesinde. 1.87 boyunda stoper. Hani sağ ayaklı. Bu sezon 26 maça çıkmış. 2313 dakika. Hani ikincilik fetişizminden bir kurtulmamız lazım. Yoksa taraftar bana kızıyor. Sanki ben alıyormuşum gibi tepki gösteriyorlar. Hani ben olsam almam. Öyle söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Cuadrado. Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya ilgisi var. Ama herhangi bir şey yok. Şimdi hayalini kurdurayım size. Becerdin. Livakovic'i kaleye aldın. Stoper ikilisin. Bu arada BKO için de çok uğraştığımızı tekrar tekrar hatırlatayım. Haber bekliyoruz arkadaşlar. Haber bekliyoruz. Hani teklif sunuyoruz. Onlar teklif, teklif sunuyoruz. Haber bekliyoruz. BKO için haber bekliyoruz. Bilginiz olsun. Kanadı Sağ stoperi. Sağ bekin Ferdi. Stoper 2'nin BKO. Luan Perez. Ben Oster İsmail Kartal falan gelirse coşacağı görüşündeyim. Onu da ayrı bir parantez içinde söyleyeyim de. Hani sonra şeylik olmasın. Oster olsun. Bak. Kaleci Livakovic, Sabek Ferdi, Bekao, Luan Perez Osterwold bir Türk. İki tane daha eklemen lazım. Anladınız mı şimdi sıkıntıyı? O yüzden diyorum Kaleye Altay, Altay Irfan, Sabek Ferdi, B.K.O. Luan Perez Osterwold iki Türk oldu. Crespo, Renato Sanchez Arda Güler sağ kanadın, Cuadrado olsun. Sol kanadımız Zaha olsun. Forvet'in Ceko olsun. Allah aşkına böyle bir kadroyu istemez misiniz? Ben isterim. Niye istemeyim? Manyak bir kadro. Manyak bir kadro. Solunda Zaha. Sağda Cuadrado. Ferdin'le o kanadı var ya göçertiler. Gömçürürler orayı. Rakip Süphaneke'yi tersten okumak zorunda kalır. Biz yüklenirken. Kafayı yerler. Ulan bunlar ne biçim hücum ediyor derler. Solbek, bek bak ben Osterwold'de konusunda şunu söylüyorum. Yönetimden yönetimden para almadım ha. Benim skills videosunu izlediğim Osterwold'de Fenerbahçe'nin kapalı savunmalara karşı kendi çok etkili bir ismi olur. Adapte olur olunca lige tam alışınca burayı iyi tanıyınca coşar. Bir de şimdi Jesus gitti ya kendini göstermeye çalışacak. Full kapasitesini göreceğiz. İşte İsmail Yüksek, Crespo bak. Arao ben Arao'yu da hani hani Arao ee, İsmail Kartal sisteminde olmaz. Bize çapa lazım çünkü İsmail Kartal sisteminde. Onu söyleyeyim. 4.5, 5, 6 falan teklif gelse de satsak keşke. Zarar etmesek. Vallahi dediğim kadroyu bir düşünün. Yedekleri sağ kanadın yedeği Emre Mor. Sol kanadın yedeği Kent. Ceko'nun yedeği Batçuay. Onun yedeği Serdar Dursun. Arda Güler'in yedeği İrfan Can Kahveci. Lincoln Henrique, Renato Sanchez'in yedeği Zayt. İsmail Yüksek. Mert Hakan. Skaresbon'un yedeği Arao ya da bunlar. Stoper yedeği, Bekao'nun yedeği e, Samet Akaydın. Luan Perez'in yedeği Serdar Aziz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yedekte de durur. Perden'in yedeği Mert Müldür. E, Osterwold'e'nin yedeği e, Aslında e, Osterwold'e'nin yedeği Luan Perez falan da oynar. Belki ondan bir şey yapabiliriz. Hani Altay'ın yedeği dedik şey İrfancan, valla böyle bir kadro, bence güzel bir kadro olur. Perisic, Livakovic, Renato Sanchez. Ben şunu söyleyeyim, Renato Sanchez için Ali Koç bizzat uğraşıyor. Artık almak da zorunda. Yani Fenerbahçe'ye rüya kadro desem, son dakika, Ali Koç Fenerbahçe'ye rüya kadroyu kurmaya yakın. İşte detaylar desem yalan söylemiş olmam. Zaha da çok yakınız inşallah ve inşallah beceririz. Renato Sanchez konusunda Paris Saint Germain başkanı kan kişisi alırsın. 2. Çekoy aldın 3. Kenti saymıyorum bile. Cuadrado alabileceğin bir yüksekte. Bekao için uğraşıyorsun. Aslında 6 7 transferle takımın çehresini düşünün ya. Ben Livakovic'i hala düşünmüyorum. Bekao 1. Sanchez 2 sağ kanat Cuadrado 3 Ceko 4 sol kanada Zahayal 5 kenti de aldın 6 Mert Müldür yedek olarak aldım. 7 Belki bir Türk sol bek falan alırsan sol bekin yedeği 8 yeter 8 transfere takım çehre değiştirir ha, Emir Ortakaya gelecek Luan Perez'in yedeği olarak Serdar Aziz Samet de var bak 7 transfere inanın 8 transfere inanın yeter harbi söylüyorum yeter ha ben kanal sahibiyim ne kadar transfer videosu o kadar para o kadar izlenme. O kadar şan. Şöhret. Şura 31 bin. 15 tane futbolcu alsak burası 45 bin olur belki. 40 bin olur belki. Çünkü transfer demek. Kişi demek. Benim işime gelir. Ama ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçem için en doğrusu bu. Al 7-8 transfer. Çok da para harcamıyorsun la. Çok da para harcamıyorsun. Satatilla Salahi. Kaynak. Berişa'dan para geldi. Buruma'dan para geldi. Kaynak. Samat'ta paketle. Kaynak. Bak şu an iyi sat istersen. Cao Pedro King bak daha isimlerini saymadım bile. Sat kaynak. Rossi sat kaynak. Çok fazla kaynak. Osayi sat kaynak. Çok fazla kaynak parası var. Bakalım Ali Koç becerebilecek mi? Bu arada Rossi diye birisini soruyorlar ama ben çıkaramıyorum arkadaşlar. Siz çıkarırsanız arkadaşlara söyleyin. Ben Rossi diye birini tanımıyorum. Hani Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde oynamış olabilir ama şimdi bilmiyorum. Görüşmek üzere.